Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Bayramlı Köyü sakinleri, meralarının %10'luk kısmına bir şirket tarafından güneş enerjisi paneli kurulması kararına tepki gösterdi. 27. dönem CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu bugün köy sakinlerinin sorunlarını dinledi. Arkamda gördüğünüz büyük bir mera. Toplam 7000 dekar su kaynağı da var. Uzunköprü'nün Bayramlı Köyü'nün merası. Kötü olan bir şey var. Bu meraya bir şirket güneş enerjisi paneli kurmak istiyor. Bayramlı Köyü sakinleri meralarına güneş enerji paneli kurulmasını istemiyor. Köylüler meralarında hayvancılık yaparak üretim yapmak istediklerini dile getirdi. Meranın yaklaşık %10-15'ine güneş enerjisine hiç karşı değiliz. Ama meraya kurulmasına tabii ki karşıyız. Çünkü köydeki büyükbaş hayvan varlığı ve küçükbaş hayvan varlığına yetecek kadar ot var, su da var. Şimdi güneş enerjisi paneli kurduğumuz zaman mera vasfını yitirecek. Enerji temel ihtiyacımız olduğu gibi et ihtiyacımız da var, süt ihtiyacımız da var. Bunları ithal ediyoruz. Bizim işimiz et, süt üretmek. Biz üretim yapmak istiyoruz. Tamam, enerjiye karşı değiliz. Başımızın üstünde yeri var enerjinin. Mecburiyetimiz de var. Biz hayvancılık için de enerjiye ihtiyacımız var. Ama enerjiyi her yerde üretebiliriz. Hayvancılığı her yerde yapamayız. Dağda taşta hayvancılık olmaz. Merada da güneş enerji sistemi olmaz. Evet. Yani her şeyin yeri ve zamanı var. Güneş panellerini evlerimizin çatısına dahi kurabiliriz. Mesela Almanya örneği. Almanya'da devletin hibe desteği var. Güneş enerji sistemleri çatılara kuruluyor. Tabii. Buradan güneş enerjisinden, güneşten faydalanıyor. Merayı gasp etmek, merayı yok etmek yani bana göre, bize göre bizim kendi üretimimizi baltalamaktır. Meraya tabii gelmek istemelerinin nedeni bedava olduğu için buraya rahatlıkla bu panelleri kurabilecekler. Ama başka yer kurmaya kalktıklarında buna bedel ödemeleri lazım. Evet, buradan yetkilileri de uyarıyoruz. Meralar anayasal olarak da güvence altındadır ve hayvanlara tahsis edilmiştir. Meralarımızı koruyalım. Üzerlerine herhangi bir tesis yapma projelerinden artık vazgeçelim. Herkes bu şekilde duyarlı olursa zaten bu tip işlere girişmezler.